Herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu etkili LinkedIn kullanımı ve kariyer üzerine ve sevgili konuğumuz Selin Tifil ile birlikte etkili LinkedIn nasıl kullanılır ve kariyer hakkında ufak bir konuşmamız olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Selin Hanım beni kırmayıp geldiğiniz için. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Selin Tefil ismim. Atılım Üniversitesi'nde kariyer planlama ve ortak eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Aslında mesleğim insan kaynakları. Uzunca bir süre özel sektörde insan kaynakları alanında çalıştım. Bu süreçte sizler gibi gençlerle çok sıkça bir araya geldim. Gelmeye de devam ediyorum. İnşallah bugün de yine LinkedIn'in aslında kariyer yolculuğundaki öneminden bahsedeceğiz. Umarım faydalı olur. O zaman hemen başlayalım. Şimdi LinkedIn'in kullanım amacı nedir ve niçin kullanılır? Öncelikle bundan bahsederek başlayabilir miyiz? Tabii ki. Yani LinkedIn aslında profesyonel bir iş platformu. LinkedIn'i genellikle iş hayatında, iş arayışında olan kişilerin ya da mevcut hayatta iş süreçlerinde seyrine devam eden insanların kullandığı bir platform olarak nitelendirebiliriz. LinkedIn global bir platform her şeyden önce. Yani dünyadaki her türlü firmaya ve her türlü her çeşitli pozisyondaki kişiye LinkedIn aracılığıyla ulaşmamız mümkün. Bu anlamda aslında ufkumuzu genişleten, dünyada ne olup ne bittiğini çok rahatlıkla görebileceğimiz, iş hayatındaki yeniliklerden haberdar olabileceğimiz bir platform. Bu platformun çok yönlü bir kullanım amacı var. İnsanlar öncelikle bireysel olarak kendi meslekleriyle ve başka mesleklerle, sektörlerle ilgili durumları incelemek için de LinkedIn'i kullanabilir. Ama onun haricinde işverenler, kendi markası olanlar, kendi markalarını bu platform üzerinden de kullanıp hem reklam ve tanıtım amaçlı, çünkü burada tamamen iş piyasası üzerinden dönen bir platform, hem de aslında yeni adayları, yetenekli arkadaşları bulabilmek için de LinkedIn'i bir işe alım platformu olarak da çokça kullanıldığını söyleyebilirim. Onun haricinde de faydalı içerikler üreten kişileri takip etmek adına da LinkedIn güzel bir platform. Mesela ben bile kendi adıma çeşitli yazılar yazarak aslında faydalı bir içerik üretmeye çalışıyorum. Burada LinkedIn'i kullananların takip edebileceği, belki faydalanabileceği içerikler, özellikle üniversite öğrencilerinin, iş hayatına hazırlanmayı planlayan kişilerin ya da iş değiştirmek isteyenlerin hani bu süreçte dikkat edeceği şeyleri takip edebileceğim, farkındalıklarını yükseltebileceği bir platform LinkedIn. Teşekkürler. Şimdi diyelim ki biz LinkedIn hesabı açtık, onu kullanmaya devam ediyoruz ama LinkedIn'i aktif kullanırsak bir faydasını görürüz. Hesabı açtıktan sonra nasıl kullanmaya başlamalıyız? Hani bağlantılar mı, mesajlar mı? Nasıl ilerlemeliyiz sizce? Şimdi LinkedIn'i kullanmak aslında çok zor bir şey değil. Herkesin teknoloji çağında yaşadığımız için elinde bir cep telefonu, bilgisayarı ve internet ağı var. O yüzden de bir platforma üye olmak ve onun işte gösterdiği aşamaları takip ederek, üyelik oluşturarak bilgilerini doldurması en kolay kısmı zaten. Ama aslında doldurduk, açtık ama ne yapacağız kısmında LinkedIn'de çok soru işareti oluyor gençlerde. LinkedIn'i kullanmaya başladıktan sonra, yani LinkedIn hesabınızı oluşturduktan sonra bir CV oluşturur gibi aslında LinkedIn'de bilgilerinizi öncelikle girmeniz gerekiyor. Yani hangi okulda okudunuz, hangi becerilere sahipsiniz, işte daha önce bir yerde çalıştınız mı, staj yaptınız mı ya da işte bildiğiniz bilgisayar programları var mı, varsa bunlar neler, yetenekleriniz neler, ilgi alanlarınız neler? Öncelikle bunları bu platformda doldurmanız gerekiyor. Çünkü LinkedIn'i kullanırken LinkedIn sizin doldurduğunuz bilgilere göre karşınıza içerik çıkartmaya başlıyor. Ya da siz bu içerikleri takip edebilmek için bu bilgileri doldurmanız gerekiyor. O yüzden aslında en önemli kısım, nasıl ki kişisel CV'nin önemli olduğu gibi LinkedIn'de de bir profil oluşturmak kısmı çok önemlidir. Profil oluşturduktan sonra bağlantı isteği tarafı kısmı geliyor. Yani siz aslında LinkedIn'de ne yapmak istiyorsunuz? LinkedIn'i hangi amaçla kullanmak istiyorsunuz? Burada kullanım amacını belirledikten sonra ne yapacağınızı söylemek daha doğru olur. Örnek veriyorum, bir öğrenciyseniz, iş hayatında ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız ya da mesleğinizle ilgili nasıl uzmanlaşacağınıza bakıyorsanız, part-time iş arıyorsanız, staj arıyorsanız, LinkedIn'de takip edeceğiniz kanallar ve kişiler çok önemlidir. O yüzden LinkedIn profilinizi oluşturduktan sonra kimlerle bağlantı kuracağınız noktası burada devreye giriyor. LinkedIn ağınızı genişletmek demek, yani bir Instagram'da ya da Twitter'da insanları takip etmek demek gibi değil. LinkedIn'de tamamen aslında sizin
bakış açınıza fayda sağlayacak, size katkı sağlayacak içerikler üreten kişileri takip etmeniz gerekiyor. Ya da firmaları takip etmeniz gerekiyor. Bu firmaların iş ilanlarına, staj ilanlarına ya da firmalarda ulaşmak istediğiniz ilgili yetkin kişilere ulaşabilmeniz için firmaları takip ederek firmaların aynı zamanda çalışan takip etmek istediğiniz pozisyondaki kişilerini eklemeniz gerekiyor. Bağlantı isteği göndermeniz gerekiyor. Bağlantı isteğini gönderirken aslında kurduğunuz iletişim ve diyalog çok önemlidir. Yani önünüze gelen herkesi ekleyin, bağlantı kurun. Bu çok doğru bir şey değil. LinkedIn'de çok takipçiniz ya da bağlantınızın olmasından ziyade faydalı size faydalı olabilecek kişilerle alakalı takipleri sağlamanız önemli. Çünkü diğer türlü LinkedIn'de sizin önünüze çıkacak içerikleri tespit etmek de sizin için zorlaşmaya başlar. Yani çok farklı şeylere, farklı insanları, farklı konuları takip ediyorsanız spesifik bir konu üzerinde aradığınızı bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama tamamen örnek veriyorum, bir yazılım mühendisisiniz ya da adayısınız. Bu konuya ilgi duyuyorsanız bu konuyla ilgili kişileri, insanları ve mühendisleri, sektör temsilcilerini takip etmek size bu sektörle ilgili karşınıza çıkabilecek içerikler demek oluyor. O yüzden burada nokta atışı hareket etmek biraz daha faydalı oluyor. Bunun haricinde bağlantıları eklediniz, takip ettiniz. İşte tabii ki arkadaşlarınızı da takip edebilirsiniz. Hangi arkadaşınız nerede ne yapmış? Mesela ben zaman geçtikçe çalışma arkadaşlarım ya da sektördeki insan kaynakları meslektaşlarımın hangi firmadan hangi firmaya geçtiklerini, yeni bir işe girdikleri zamanı ya da ayrıldıklarını görebiliyorum LinkedIn platformu üzerinden. Siz de aynı şekilde çevrenizdeki insanları da bu şekilde takip edebilirsiniz. İçerik kısmı, içerik üretmek ve içerik paylaşmak kısmı LinkedIn'de faydayla doğru orantılı. Yani bir içerik paylaşmak istiyorsanız bunun faydalı bir içerik olması gerekiyor. Yani birinin paylaştığı, hoşunuza giden bir yazıyı doğrudan repost etmek değil, onun üzerine bir açıklama eklemek önemli. Yani o yazıdan aldığınız fayda neydi? Örnek veriyorum, etkili LinkedIn kullanımı ile ilgili. Ben bir yazı yazdıysam, sen Deniz olarak benim yazımı paylaşmak istiyorsan üzerine bir açıklama eklemelisin. Yani Selin Tefil'in işte anlattığı LinkedIn eğitimine katıldım. LinkedIn'de aslında düzenli kullanımın ne kadar önemli olduğunu öğrendim gibi. Yani buradan ne öğrendiysen, sana ne kattıysa bir paylaşım yaparken, başkasının paylaşımını yapıyorsan üzerine o faydayı belirtmen önemli. Onun dışında sen kendin içerik üretebilirsin. Örnek veriyorum, şu anda bir kanal açtın ve işte benimle bir röportaj yapıyorsun. Bu röportajı bir içerik olarak kullanabilirsin LinkedIn'de. İşte pazar günü işte saat 16'da işte Selin Hanım'la etkili LinkedIn üzerine bir konuşma gerçekleştirdik. LinkedIn'in faydalı faaliyet alanlarından bahsettik. İşte YouTube kanalından videoyu izleyebilirsiniz gibi. Bu içerik aslında senin yapmış olduğun bir çalışmanın çıktısı oluyor. O yüzden de bunu senin bağlantıların, senin neler yaptığını, işte ne konularda faaliyet gösterdiğini, neleri öğrenmeye çalıştığını, nasıl bir fayda sağladığını görmüş oluyorlar. O yüzden LinkedIn'de aslında faydalı içerik kısmı önemli. LinkedIn'i kullanmaya başladıktan sonra biraz insanları takip etmek, dünyayı takip etmek, kendinize kişisel gelişim anlamında bir şeyler katmak, bir yandan da faydalı içerik üretmek. İşin aslında en önemli kısmı. İşin diğer bir boyutu, staj arayanlar ve iş arayanlar var. Biliyorsunuz artık çok fazla platform aynı anda kullanılıyor. İş ilanları için, staj için. Firmaların kendi web sayfaları var. İşte Kariyer.net, yenibiriş.com, Secret CV, LinkedIn gibi platformlar var. Bunların her birinden aslında görünür olabilmeniz için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvuruda bulunurken de tamamen hedeflediğiniz nokta ve uygun olduğunu düşündüğünüz ilanlara başvurmanız gerekiyor. Şunu çokça duyuyorum, işte başvuruyorum, hiçbir yerden dönüş alamadım, kimse işte bana dönmüyor gibi. Çünkü çok fazla başvuru var ve bu başvurular arasında sizin görünür olabilmeniz için LinkedIn aslında çok önemli bir platform. Kariyer.net'ten bir ilana başvurduğunuz zaman o firmanın insan kaynakları pozisyondaki yetkili bir kişisini LinkedIn'den bularak, ekleyerek İşte kendisi tanıtan bir mesajla, işte ben Deniz Alptekin, işte sizin Kariyer.net'teki şu ilanınıza başvuruda bulunmuştum. İşte geri dönüşlerinizi heyecanla bekliyorum. Dilerseniz buradan da CV'mi iletebilirim gibi, hani örneklendiriyorum tamamen. Bir mesajla kendinizi aslında görünür kılabilirsiniz. Ya da staj arayışınız vardır. Bir ilanı da yok firmanın ama siz o firmada staj yapmak istiyorsunuzdur. Yine kendinizi tanıtır, yetkinliklerinizden bahseder. Ve neden o stajı istediğinizi anlatan bir yazı yazarak bir mesaj atarsanız LinkedIn'le ilgili kişilere, orada kendinize belki bir staj imkanı yaratabilirsiniz. Aslında LinkedIn'in kullanım alanı çok geniş.
Ama burada önemli olan hangi hedef ve amaç doğrultusunda LinkedIn'i kullanıyorsunuz. O hedefe ve amaca uygun bir şekilde LinkedIn'i kullanmanız gerekiyor. Anladım. Teşekkürler. Buna önceki konuşmanızda içerik paylaşımından bahsetmiştiniz. Onun üzerinden devam etmek istiyorum. Şimdi içerik paylaşırken hani genellikle zaten Instagram'dan olan bir şey. Kişi etiketleriz ve hashtagler kullanırız ve onların da faydasını görürüz aslında. Peki LinkedIn'de bu nasıl? Eminim ki zaten faydası vardır ama kişileri etiketlediğimizde ve konuları kapsayan belli hashtagler kullandığımız zaman nasıl bir görünürlük oluyor LinkedIn'de? Şöyle, şimdi yine bugünkü yayınımızdan örneklendireyim. Sen bugünkü yayınımızı paylaştığın zaman orada beni etiketlersen, Selin Tefil ile derken et Selin Tefil dediğin zaman zaten benim profilim çıkacak. Beni etiketlersen ve bunun ardından yazdığın yazıya hashtag olarak işte LinkedIn kullanımı, işte etkili LinkedIn eğitimi gibi bir hashtag kullanırsan burada görünürlük şöyle olacak. Ben senin paylaştığın gönderiyi beğeneceğim ve altına diyeceğim işte teşekkür ederim Deniz paylaşım ve davetin için diyeceğim. Ve benim bu yazdığım, beğendiğim ve yazdığım yazı benim profilimde Selin Tefil işte şunu beğendi ya da şuna yorum yaptı olarak benim bağlantılarıma gözükecek. Öyle olunca da kimmiş bu Deniz deyip senin profiline girip benim bağlantılarıma bakabilecekler. İşin en önemli kısmı boyutu bu. Onun haricinde hashtag kullanımının da şöyle bir avantajı var. Instagram gibi işte çok fazla hashtag kullanmak LinkedIn'de uygun olmuyor. LinkedIn seni spam olarak algılayabiliyor. O yüzden LinkedIn'de 4 ya da 5 tane ve maksimum 5 tane hashtag kullanmanız gerekiyor. Bu hashtagleri de takip edebiliyor insanlar. Mesela iş ilanları hashtagini çok fazla takip eden vardı. Ben iş ilanları hashtagine tıkladığım zaman karşıma insanların bu hashtagle paylaştığı iş ilanları çıkar. Ya da sen bu eğitim işte LinkedIn eğitimi diye paylaştığın zaman hashtag'te LinkedIn eğitimi hashtag ile paylaşılan gönderilerin hepsini ben görebilirim karşıma çıkan faydalı gönderileri. Aslında bu size bu şekilde görünür kılıyor. Yani LinkedIn'in birazcık daha algoritması faydalı içeriklere odaklı ilerliyor. Evet. Yani ben de Instagram'da paylaşım yaparken mesela ben de hashtag kullanıyorum ama benimki faydalı bir içerik. Ama onun dışında faydasız içerikler ön planda oluyor. O yönden canım sıkılıyor ama LinkedIn'de o sanırım daha ön planda faydalı olup olmaması. Yani LinkedIn'de şöyle bir algoritma var. Senin paylaştığın bir postu ilk 15 dakika içerisinde çok fazla kişi beğenirse, senin LinkedIn aktif bir kullanıcı ve takip edilen bir kullanıcı olduğunu düşünerek gönderini ön plana çıkartıyor. O yüzden ben bunu çokça her LinkedIn eğitimi verdiğimde arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyorum. LinkedIn'de bir şey paylaştığınız zaman en azından yakın çevrenizde bunu rica edebileceğiniz arkadaşlarınıza ilk etapta yani sizin LinkedIn'de belli bir şeyiniz oturana kadar arkadaşlarınızdan rica edin bir gönderi paylaştım bakar mısın beğenir misin diye. Bu ilk 15 dakikada seri bir hızlı şey kazanırsa LinkedIn seni bir tık daha ön plana çıkartabiliyor. O zaman senin paylaştığın şey başkalarının ana sayfasında daha çok çıkmaya başlıyor. En önemli içerik kısmında gözükmeye başlıyor. Bu da demek oluyor ki senin daha fazla kişiye erişmen, gönderinin daha fazla kişi tarafından görülmesi, beğenilmesi ya da senin daha fazla kişinin takip etmesi. Peki o zaman şu soruyu sorayım. Birazcık daha spesifik bir sorumuz var. Şimdi mesela biz sizinle bir çalışma yapıyoruz ve şu anda bu çalışma sayesinde ben LinkedIn nasıl kullanılır bunu öğrenmiş oldum. Ama bazı insanlar var ki o kadar şanslı değil. Bu LinkedIn'in doğru kullanılması için yapılan bir kılavuz gibi bir şey var mı? Aslında Google'da yazdığımız zaman etkili LinkedIn kullanımı diye çokça çıkıyor. Yani ben de zaman zaman bakıyorum bunları hani doğrusuyla yanlışıyla düzgün içerikler var mı diye ama genellikle doğru içerikler var. Etkili LinkedIn kullanımı yazdığınız zaman Google'da çıkan çokça paylaşım var. Ama senin bunu hatırlattığın iyi oldu. Ben de bununla ilgili bir LinkedIn'de içerik paylaşayım. Takip etmek isteyenler kullanım kılavuzu gibi dönüp bakabilirler. Ama temel anlamda LinkedIn'in aslında en önemli kısımlarından bir tanesi. En başında söylediğim gibi birincisi ilgi alanlarınıza uygun bir profil kullanmanız ve takipte bulunmanız. İkincisi paylaşımlarınız çok önemli. Üçüncüsü de LinkedIn'i aktif kullanmak çok önemli. Yani LinkedIn böyle sizin arada iş ilanları bakar gibi girip çıkabileceğiniz bir platform değil. Yani bunu da yapabilirsiniz tabii ama o zaman o asıl faydayı göremezsiniz LinkedIn'den. LinkedIn'e gerçekten günde en az 15 dakika zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bu sadece şey demek değil. Bir iki gönderi beğeneyim, mesajım
gelmiş mi onu kontrol edeyim şeklinde değil. İçerikleri takip etmek gerekiyor. Yani ben mesela zaman zaman hiç tanımadığım ama başkalarının beğendiği için gördüğüm güzel içerikler üreten kişilere denk gelebiliyorum. Sonra bir süre sonra bunları düzenli takip etmeye başlıyorum. Acaba bugün bir şey paylaşmış mı? Faydalı bir içerik var mı? Gibi. Bir de LinkedIn'de şu tarz kanallar var. Mesela Tomorrow diye bir kanal var. Faydalı içerikleri işte ilk 10-15 tanesini madde madde haftalık olarak sıralayıp paylaşıyorlar. Mesela buradan da farklı kişilerin içeriklerini görebilirsiniz. Benim de birkaç kere bu şekilde içeriğimi paylaşmışlardı. Daha doğrusu yazılarımı. Mesela bu tarz kanallara denk gelebiliyorsunuz zaman içerisinde. Bunların derlediği 15-20 tane post oluyor haftalık. Oradan da başkalarının yazdığı faydalı içerikleri görebiliyorsunuz. O yüzden LinkedIn'i gerçekten düzenli kullanmak kısmı çok önemli. Ve LinkedIn'de bağlantı kurduğunuz kişilerle kullanmış olduğunuz üslup çok önemli. Yani nerede olursa olsun her yerde kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve LinkedIn'de herkes size cevap vermek zorunda ya da mesajınızı görmek, okumak, cevaplamak zorunda değil. Ama bunu yapan insanlar da var. Yapan, cevaplayan, her mesaja da cevap vermeye çalışan. Onlarla kurduğunuz iletişim ve üslup bu anlamda çok önemli. Birazcık da buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Son aşamada da bunu eğer bir iş marka olarak kullanmak istiyorsanız, yani benim bir markam var, markamın da LinkedIn'de bir sayfası olsun diye kullanmak istiyorsanız, bu aşamada da bir kurumsal kimlik oluşturmanız, orada bir kurum sayfası, firma sayfası oluşturmanız gerekiyor. Ve firma sayfanızı da aynı şekilde düzenli kullanmanız gerekiyor. Çünkü ben mesela bir firmayla bir işbirliği kuracağım zaman firmanın LinkedIn profiline girip bakıyorum. İşte çalışan profiline bakıyorum, ne tarz insanlar çalışıyor. Çünkü LinkedIn'de firma adı yazdığınız zaman, kişiler dediğiniz zaman orada çalışan kişiler çıkıyor. Tabii LinkedIn'i kullananlar sadece. Oradan yine bakıyorum hani ne tarz profilde insanlar çalışıyor, kaç yıldır çalışıyor. Bu firmanın sahibi kim, nerelerde okumuş, ne işler yapmış. Yani aslında bir görünürlük anlamında kendinizi doğru ifade ettiğinizde, temsil ettiğinizde çok fayda sağlayacak bir platform LinkedIn. Yani aslında aktif kullandığımız takdirde oldukça işimize gelen bir platform değil mi? Kesinlikle öyle. Yeni fikirlere de erişebilirsiniz LinkedIn'den. Yani başkalarının paylaşmış olduğu gönderilerden yola çıkarak aklınıza bir fikir gelebilir. Aa işte böyle bir şey varmış, ben bunu hiç duymamıştım, bunun üzerine bir yoğunlaşayım dediğiniz noktada karşınıza yeni bir iş planı çıkabilir. Ya da eksik kaldığını düşündüğünüz bir bilgiye LinkedIn'den erişerek kendinizi geliştirme fırsatınız olabilir. Yani LinkedIn hakikaten ufuk açan bir platform bence. Evet, ben de kullanıyorum. O yüzden hatta ben de size LinkedIn'e ulaşmıştım hatırlıyorsanız. Evet. LinkedIn'in çok faydası var, evet. Tamamdır. Sorularımız bu kadardı. Ben çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp tekrardan geldiğiniz için. Rica ederim. Çok faydalıydı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Eklemek istediğim şu, LinkedIn kullanımı konusunda yani çok büyük bir zorluğu olan bir platform değil aslında. Kullanımı zor olan bir platform değil. Sadece genellikle LinkedIn'i açtıktan sonra sadece arada bakıp çıkıp işte 3 günde bir, 2 günde bir bakıyor arkadaşlar, çıkıyorlar. O zaman ne olduğunu anlamıyorlar kafalarında. Yani hani bana ne fayda sağlayacak ki şimdi bu gibi oluyor. Ama LinkedIn'i gerçekten düzenli kullandığınızda insanların paylaştığı ya da firmaların paylaştığı şeylere baktığınızda ha evet demek ki LinkedIn böyle kullanılıyormuş ya da ben de bunu yapabilirim diyebiliyorsunuz. Yani senin bir öğrenci olarak illa çok donanımlı, çok bilgi birikimine sahip olman gerekmiyor bir post yayınlamak için. Sen kendince bildiğin, sana değerli gelen bir içeriği orada paylaşabilirsin. O yüzden LinkedIn'i kullanmak konusunda ya da bir şey paylaşmaktan korkmak çok fazla var. Yani bunu paylaşacağım ama gerekli mi acaba, gereksiz mi, paylaşmalı mıyım? Bunu düşünmeyin, paylaşın. LinkedIn'de dediğim gibi kişisel gelişim, mesleki gelişim gibi konularda, ufkunuzu açan konularda her türlü bilgiyi, başkasının bilgisi de olabilir. Sadece orada bunu belirterek aynı şekilde paylaşmanızda fayda var. O yüzden LinkedIn'deki dijital ayak iziniz de çok önemlidir. Ben Deniz Alptekin'in platformuna girdiğim zaman LinkedIn'de sayfasına kimleri beğenmiş, kimlere yorum yazmış bunları görebiliyorum sonuç olarak. O yüzden nasıl kullandığınız, ürettiğiniz içerik bu anlamda da çok önemli. Yani Deniz'in neye ilgisi var, nelerle ilgili işte bilgi birikimi var, kimleri takip ediyor, kimlerin yazdıklarını beğenmiş ya da Deniz nasıl bir içerik üretmiş. Ben bunlara bakarak belki senin hakkında fikir sahibi bile olabiliyorum. O yüzden LinkedIn'e lütfen aktif kullanılması tavsiye ederim. Girip çıkıp hani bakmak değil, birazcık hakikaten içine girmek, okumak, takip etmek, paylaşmak.
Ne bileyim, belki eksik kaldığınız bir noktada birilerine sorular sormak. Bundan da çekinmeyin. Yani bir konuyla ilgili bilgi, fikir sahibi olmak istiyorsanız o işin erbabına sorun derler ya, LinkedIn'de bulun, takip edin, ekleyin. Mesaj atın ya, bu konuda sizden yardım istemek için rahatsız ediyorum. Hani LinkedIn'de aktif olarak kullanırken size de denk geldim. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bilgi birikiminizi paylaşır mısınız? Hani bunları demekten çekinmeyin. Hakikaten yardımcı olmak isteyen binlerce insan var. İsteyenler istemeyenleri oranla daha fazla. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden çekinmeyin, aktif kullanın, rahat olun. Sadece LinkedIn'in bir profesyonel platform olduğunu unutmayın. Yani bir, dediğim gibi, sosyal medya platformu değil, profesyonel bir platform. Siz de LinkedIn'de profesyonel bir ayak izi bırakın diyebilirim. Yine aynı şekilde LinkedIn'den bana ulaşarak eksik kaldığınız noktalarda, sormak istediğiniz şeylerde de sorularınız olursa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım, yardımcı olmaya çalışırım. Benim gibi, dediğim gibi, başka insanlar da bunları sormaktan çekinmeyin. Ben zaten sizin LinkedIn hesabınızın linkini zaten videonun açıklama kısmında bırakacağım. İsteyenler oradan ulaşabilir zaten. Çok sevinirim. Dediğim gibi, görsel olarak da yardım gerekirse LinkedIn üzerinden platformu açarak destek olabiliriz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ediyorum.